Bugün özellikle Avrupa'da ve de daha geniş bir coğrafyada ulusal düzeyde planlama olayı hemen hemen kalmadı. Ulusal düzeyde planlama yapan kimse yok. Bir iki ülkenin yol gösterici, indikatif belgeler hazırladığını biliyoruz ama peki planlamanın önemi azaldı mı? Tam tersine. Planlama bölgesel ve yerel düzeye indi. O nedenle bizim çalışmadaki stratejik plan kavramı büyük bir önem kazanıyor. Yani stratejik plandan neyi kastediyoruz? Üç boyutlu. Bir tanesi, bir kent açısından bakarsak İstanbul olarak bugün neredeyiz? Vizyon ve misyonumuzu değiştirmek istiyorsak makul bir süre sonra nerede olmayı ümit ediyoruz? Üçüncüsü de oraya nasıl varırız? Hangi yöntemler, hangi projeler uygulayarak, hangi enstrümanları devreye sokarak oraya ulaşabiliriz? Şimdi İstanbul özelinde 37 belediyemize baktığımız zaman yasal bir zorunluluk olduğu için hepsinde stratejik plan hazırlanmış. Stratejik planlama hazırlanırken bir planlama, stratejik planlamanın bir cycle'ı var diyelim, bir süreci var. Çoğunda bu süreç tamamlanmamış. Yani bu süreç nereden başlıyor? Önce iç ve dış paydaşlar diye nitelendirilen kesimlerle göstermelik olmayan veya bir veya birkaç uzmana hazırlaması için görev verilmeyen, gerçek anlamda bir katılımcı ve yer yer müzakereci bir anlayış içinde bir belgenin hazırlanması.